Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum avukat Asile Betül Yayla ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte koronavirüs salgınının Türk hukuk sistemi bakımından etkilerini konuşacağız. Asile Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Adana'ya gelmeniz bizleri de mutlu etti. Bizler de öyle. Dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Ben avukat Asile Betül Yayla, Adana'da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyim. Yaklaşık 4 yıldır Adana'dayım. Daha önce farklı illerde bulundum. Güzel. Peki Asile Hanım, koronavirüsü hukuku nasıl etkiledi? Tüm dünyada gündem oluşturan bu salgın, iş hayatını, ticaret hayatını, sözleşmeleri ve icra takiplerini, kısacası hukukun her alanını da olumsuz etkiledi. Bu bağlamda salgının Türk hukuk sistemine etkilerini giderebilmek, belirsizlikleri giderebilmek amacıyla kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler çıkarıldı. Peki koronavirüs salgını nedeniyle işverenin genel olarak yükümlülükleri nelerdir bu noktada? İşverenin öncelikle işçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş yeri temin etme zorunluluğu bulunmaktadır. Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle işçileri izne gönderme, mevcut sözleşmelerini COVID-19 kapsamında yeniden gözden geçirme ve ticari hayatını olumsuz koşullara göre yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Peki Asile Hanım, işçinin sağlık nedenleriyle iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı var mıdır? 4857 sayılı iş kanununa göre işçinin sözleşmesini feshedebilmesi için yakından ve doğrudan temas halinde bulunduğu işveren ya da kendisiyle birlikte çalışan işçinin bulaşıcı bir hastalığa kapılmış olması gerekmektedir. Bu ona haklı fesih imkanı sağlar. Yani kanunu yorumlamak gerekirse işçinin çalıştığı, yanında yakın temasta bulunduğu işveren ya da iş arkadaşının koronavirüs salgınına enfekte olmasıyla birlikte işçi iş sözleşmesini bulaşma riskine binaen feshedebilir. Ancak günümüzde koronavirüsüyle ilgili farklı bir uygulama bulunmaktadır. İşveren, iş yerinde herhangi birinin enfekte olduğunun öğrenilmesiyle birlikte işveren ya da sağlık kuruluşları tarafından orası karantina altına alındığı için işçilere tekrar koronavirüsünün bulaşma ihtimali bulunmamaktadır. Dolayısıyla işçinin salgın sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi imkanı doğmayacaktır. Peki Asile Hanım, işçinin koronavirüsü nedeniyle hastalanarak devamsızlık yapması haliyle iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün müdür? İşçinin koronavirüsü sebebiyle hastalanması işveren tarafından tek başına geçerli fesih nedeni oluşturmayacaktır. Ancak işçinin koronavirüs sebebiyle devamsızlığının ihbar süresine eklenecek 6 haftalık süreyi aşması halinde yapılacak fesih geçerli bir fesih olacaktır. Devamsızlığının ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşması bu salgından dolayı işvereni haklı hale getirecek ve fesih imkanı doğacaktır. Fakat nadiren de olsa işçilerin sık sık rapor aldığı görülmektedir. Tavsiyemiz, önemli bir sağlık problemi olmadıktan sonra işçilerin sık sık rapor almaması yönündedir. Çünkü devamsızlık yapması işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır. Evet. Peki işveren çalışanlarını ücretsiz izne, yıllık ücretli izne veya idari izne gönderebilir mi? Ücretsiz izinden başlamak istiyorum. Ücretsiz izin karşılıklı tarafların mutabakatına bağlı bir izindir. Dolayısıyla işveren tek başına bu kararı alamaz. İşçinin de ücretsiz izinde onayı gerekmektedir. İdari izin ise tamamen işverenin inisiyatifinde olan bir izin türüdür. İdari izin verildiği zaman verilmiş olan izin yıllık ücretli izinden mahsup edilemez ve bu süreç içerisinde işverenin de işçilerine ücret ödemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tamamen işverene bağlı, idari izin kullanıp kullanılmaması. Yıllık ücretli izin ise işçinin işe dahil olduğu süre, yani başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil bir yılı aşmışsa zaten yıllık ücretli izne hak etmiş olacaktır ve yıllık ücretli izin de kullanabilir. Evet. Peki yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan çalışanlara avans izin uygulaması yapılabilir mi? 4857 sayılı iş kanununa göre verilecek olan izin sürelerinin 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde verileceğine ilişkin
hukuki bir düzenleme mevcuttur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de bu düzenlemeyi esas alarak avans izni uygulamasının yapılacağı yönünde kararları mevcuttur. Dolayısıyla avans izni kullandırılabilir, hukuken bir engel bulunmamaktadır. Evet, peki COVID-19 sebebiyle işleri azalan işveren çalışanlarının ücretini azaltabilecek midir? COVID-19 salgın gerekçesi dahi olmuş olsa dahi işçinin eğer ücretinde bir azalma yapılacaksa mutlaka bu yazılı onay alınması suretinde olmalıdır. Çünkü İş Kanunu madde 22 gereğince işverenin işçinin ücretinde azaltma yapması iş sözleşmesinde esaslı bir değişikliktir. Dolayısıyla bu esaslı değişikliğin olmaması için işverenin işçiyle karşılıklı mutabakata vararak açık rızasının olduğu yazılı bir onay alması gerekmektedir. Peki Asile Hanım, iş yerinde COVID-19 pozitif olan çalışanın tespit edilmesi halinde bu durum iş kazası olarak nitelendirilebilir mi? Öncelikle olayı iş yerinde olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Eğer işveren iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm hukuki koruma tedbirlerini almışsa bu iş kazası olarak nitelendirilemez. Ama hukuki koruma tedbirlerinde eğer eksiklikler varsa tüm koruma tedbirlerinde ve işçinin hastalığı oradan kaptığına dair enfekte olan kişiyle bir yakından bağlantısı varsa iş kazası olarak nitelendirilebilir. Fakat bunun için önemli olan sağlık müdürlüklerince tutulmuş olan kayıtlardır. Bu kayıtlar bu durumda önem arz etmektedir. İş kazası olabilmesi için kiminle birlikte yakın temasla çalıştığı, doğrudan doğruya ilişkisinin kimle olduğu, enfekte olan kişinin kim olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. İş yerinde herhangi birinden COVID-19 kaptığı çıkarılamazsa, dolayısıyla illiyet bağı kesileceğinden dolayı iş kazası olarak nitelendirilemeyecektir. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle avukat Asile Betül Yayla ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.